Sabaha karşı tutuklanıyor, götürülüyor. Biz avukatlarıyla birlikte Sağlık Kurulu raporunu, daha önce çıkartılmış olan, ameliyat sonrası çıkartılmış olan Sağlık Kurulu raporunu sunduk. Avukatı bundan bahsetti. Ancak ben de 4 günlük süreden sonra görüşme imkanım oldu. Tutuklanmasına karar verdiler ve o tutuklanma sırasında ben de gidip gördüm ve savcıya da dedim ki, siz avukatımız bunu size iletmiş ama şunu söyleyeyim, %98 oranında engellidir. Çünkü 2 defa kalp krizi sonucunda, kalbin durması sonucunda bypass ameliyatı yapıldı acilen. Bu dönemde kalp, işte damardaki tıkanma nedeniyle beslenme bozukluğu, kanlanma bozukluğu ve kardiyak yetmezlik gelişti. Raporunu incelerseniz dedim soruşturmayı yürüten memurlara, size evraklarını iletebilirim. %98 engellidir kardeşim ve kalbi %25 oranında çalışmaktadır. Bütün bunlara biz söyledik. Kalbinde de kalp pili, defibrilatör görevi yapan bir var. Kalp pili var, bir aparat var. Bu aparat da periyodik olarak voltaj ölçümleri yapılması gereken bir aparattır. Yani çalışmadığı dönemde kalp ritim bozukluğu, fibrilasyon veya flatter dediğimiz aşırı kalbin atması neticesi kan pompalama özelliğini, fonksiyonunu yitirmesi durumunda devreye giren bir aparat. Bu aparatı taşıdığını ve sürekli ilaçlarını muntazam kullanması gerektiğini, bazen de acil kalp ritmi bozulduğunda merkeze taşınması gerektiğini ve bunların da çok kısa, bütün bu olayların da kısa süre içerisinde olması gerektiğini anlattık. Gözetim altında tutulmasını talep ettik. Yani eğer imza gerekiyorsa, çünkü hasta evinden çıkıp sadece yürüyüş yapmak amacıyla, egzersiz yapmak amacıyla sokağa çıkabiliyor. Tekrar evine dönüyor. O sırada imza atabilecek vaziyettedir. Götürüp getirilebilir de. Yani bu vaziyetteki 74 yaşındaki bir hastanın kaçması, yurt dışına çıkması, evinden uzaklaşması söz konusu bile değil. Hatta hastane merkezinden, kardiyak merkezden uzaklaşması söz konusu değil. Biz bunu talep ettik. Fakat bunu hiç dinlemediler. Sağlık Kurulu raporu şu anda elimdeki olan rapordur. Bu raporda ben hekim olarak da inceledim bunu. Daha önce başhekimlik ve Sağlık Kurulu üyeliği yapan bir hekim olarak inceledim. Kardiyolog, heyetin içerisinde kardiyolog var ama kardiyovasküler cerrah yok. Yani cerrahi bir müdahaleye ihtiyacı var mı yok mu bunu tespit edebilecek. Cerrahi bir müdahaleyle konulmuş olan aparatın yerinde olup olmadığını, voltajının olup olmadığını, periyodik muayenelerinin voltaj tayinlerinin yapılması gerekip gerekmediğini esasında Sağlık Kurulu raporuna bildirmeleri gerekirken, not etmeleri gerekirken, engellilik ve kocama halinin olmadığı gibi bir rapor yazılmış. Yani esasında copy paste gibi ısmarlanmış bir rapor düzenlenmiş. Ben bu rapora da itiraz ettim. Yani eski raporla yeni rapor arasında çelişki olduğunu ve engellilik ve kocama halinin yoktur diye yazılmasının yanlış olduğunu, bu konuda ilgili bir üst kurula sevk edilmesi gerektiğini ve tutukluluk halinin kaldırılması gerektiği konusunda taleplerde bulunmak üzere tekrar İtiraz ettim. İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçemi yazdım, bildirdim. O dilekçenin henüz bana cevabı gelmedi. 3 kişilik, 6 kişilik koğuşlarda kalıyorlar. Şimdi 3 kişilik koğuşta kalıyorum esas olarak. Bir kere yemeklerin diyet yemekleri olması gerekir. Yani özel seçilmesi gerekir. Yemek, şu an diyet yapmaları imkansız bu hastaların. Yani konjestif kalp yetmezliği dediğimiz yetmezlik durumunda hazır yemekler, konserveler falan kullanılamaz. Tuz kısıtlılığı olması lazım. Tuzun da dışında magnezyum ve sodyum ve potasyum dengesinin sağlanması gerekir. Bunları yaptırma imkanı yok şeyde. İkincisi oksijen ihtiyacı oluyor. Yetmezlik durumunda ilk yapılması gereken kalbe basınçlı oksijen göndermek olabiliyor. Öyle bir durumda bunu imkansız. Mahpus koğuşunda bunu yapmak imkansız. Hapishanede kalması ve neyle suçlandığını bilmemesi de ayrıca bir psikolojik işkence. Bunun kalması insanlık dışı bir şey. Hiçbir gerekçe olmaksızın tutuklanıyor. Yani yargısız infaz yapılıyor bu hastalara. Sadece o değil, işkencedir aynı zamanda. Bir hastanın, bir özel olarak korunması gereken bir hastanın bir mahpushane koğuşunda kalması, yani %98 engelli olan bir hastanın mahpushane cezaevi koğuşunda kalması bir kere insanlık dışıdır. Bizim talebimiz, siz bizi yargılamayın değil. Bir suçumuz varsa, ceza çekilecekse o tabii ki çekilebilir. Ama yargılamadan 5 ay tutuk evinde tutmanın ve yani şunu tekrar söyleyebilirim, delillerin karartılması gibi bir koşulun olmadığı durumda bunu tutuklamanın hiçbir anlamı yoktur. Yani hiçbir ciddi hukuk devletinde olmaması gereken bir durumdur. Biz insan olarak buna karşı çıkıyoruz. Neyle suçlandığını bilmeyen bir hastanın psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Nasıl direnecek bu cezaevi koşullarına? Özel olarak hasta tutukları için mücadele etmek, bunu duyurmak, kamuoyunda bir baskı oluşmasını sağlamak, ondan başka bir yolumuz yok. Yani direnmek, tutuklu yakınlarının dışında tüm kamuoyunun, tüm duyarlı olan aydınların buna direnmesi gerekir. Bu insani değil çünkü.